Merhaba TV Gamers takipçileri, Don't Starve Together 5. bölüm. Abimin sakalı müthiş şekilde uzamış. Ben daha çok şöyle oynuyordum. Hemen şöyle bir tavşanlarımıza bakalım diyecektim. Daha oyuna yeni girdik. Evet, bitkilerimi ince yemiş çalısını, daha bayağı bir şey lazım. Ot lazım. Aman ot lazım demişim. Şey lazım işte, o iki harflisinden lazım. Gerçi gece de olacak. Yanımda ışık kaynağım var mı? Bir tane var. Hemen bir daha alacağım. Hacı verdik ya. Oha, saldırıyor lan. Yo, saldırmıyor. Abi yeter. Sana saman vermekle uğraşamam ben. Tezek versen de bana, ama yok. Evet, havamız karardı. 9. gündeyim dostlarım. Ve başarılı bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum bu sefer. Biraz daha fazla benim şeye ihtiyacım var. O kesin. Kesin yani. Şimdi kışa hazırlık nasıl oluyor bilmiyorum. Şöyle aşağı doğru inmeye devam etsem. Benim biraz daha bufalolara ihtiyacım var. Geceler neyse ki öyle aman aman uzun değil. Şurada bir şey görünüyor. İçeri zıpla solucan deliği. Abi solucan deliklerinde tam olarak içeriğinde ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim için de hiç oralara tenezzül dahi etmeyeceğim. Hemen ışığımızı söndürelim. Evet. Burada bu follow'lar yetersiz. Şöyle aşağı doğru insem. Karnımın açlığı 57. Üzerimde yenilecek bir şey var mı? Üzerimde yenilecek bir şey yok. Bir solucan deliği daha. Açlık 55'te. Yani şu koskoca arazide gerçekten de hiçbir şey olmaması üzücü yani. Gerçekten üzücü. Saman, çalı, başka bir şey yok. Solucan deliklerinin içerisinde neler olduğunu bilmiyorum. Şu anda herhangi bir yaratıkla nasıl dövüşüldüğünü de bilmediğim için. Anam bu ne? Büyük bir şey geldi. Abo. İncele dokunma taşı. Hemen tavşan tuzaklarıma bakacağım. Şu ne? Uyuyor. Hemen şurada az ilerlerde tuzaklarım var. Maşallah ya. Hop, hemen çok güzel bir tanesi yakalanmış. Açtığım 39. Şöyle bir bakayım. Yolun kıvrımına yakın yerde.
Hemen şeylerim var, yine tuzaklarım var. Hop, kovalarken yakaladım valla. Onu öldür. Onu da öldür. Evet, evimize doğru gidelim. Şunları pişirelim, yiyelim. Ondan sonra tekrardan bir şeye bakalım. Bufalo abilerimiz. Saman verdik ama sağ olsunlar. Bize gübre vermedi beylerimiz. Bu incirleri dallarını topladım. Şu incirler de ufaktan artık olmaya başlar. Bu tohumları nasıl kullanacağım bilmiyorum. Oo, çok güzel, bir tane daha. Şu bereketli abi. Şurası bereketli. Şunda tık yok. Resmen tık yok onda. Peki. Şurada bir gölge mi var? Şurada. Evet, bir gölge vardı orada. Abi sağlığım baya, aman. Şeyim baya baya düşük ya. Evet, onu da biraz can verdim. Şöyle bir bakınayım etrafıma. Şimdi şurayı, şu karanlık kısmı açacağım. Ancak tabii ki gün yarıladı. Ben şu anda ne yapacağım? Birazcık hemen bakayım nerede orman var. Hemen az yukarıda biraz ağaç var. Oradan ağaç keseceğim. Yakıt ekleyeyim şuna aynı zamanda. Evet, büyük olanları keseceğim. Ona baltam kırıldı. Hemen şunu alalım. Ne abi? Abi benim herif akıl sağlığı herhalde düştüğü için şey yapıyor. Ne denir ona? Böyle etrafta hayaller falan görüyor herhalde. Şu akşam şey yapacağım ya. Ne denir ona? Şu bilim makinesini biraz daha inceleyeyim. Şu neymiş? Bir üretelim bakalım ya. Neymiş bu? Elektriksel zımbırtı ne abi? Dursun şurada. Şu ne? Yıldırımlardan korunma. Onu da yap abi. Yıldırım asası. Ya ne olur ne olmaz. Yarın öbür gün bir şeyler olur. Arıtma. Halat. Şey yapamadım, iyi mi?
Neden ona? Bir anda bastırdı. Ya neye Nuhal Ağacı dikeyim ki ben ya? Canımız çıkmış zaten bizim. Araçlar kısmına gelelim. Muhteşem kürek. Sakal tıraşı olmayacağım. Zemini başka yere taşırsın. Işığım söndü de. Şimdi meyvelerimiz hala yok. Ama şu tarafı biraz keşfetmeye gideceğim. Yoldan da gidersem daha hızlı giderim diye düşünüyorum ama önce ben bir yuvalara bakayım, tavşanlara bakayım, yakalanan var mı yok mu? Çünkü abi yine ölüyor acından ya. Adam aç ya, aç, sürekli aç, aç, aç. Yolda benim mutlaka bir şeyler bulmam lazım. Çok güzel. Bir tane burada şey var yine. Oo, kırmızı mantar. Aa, benim canım. He, az önce savaşmıştım, doğru. Onunla alakalı. Buralar arı kovanı dolu. Şurada bir incir daha var. Dev arı kovanı. Kaçıyor bu ya. Bununla olacak iş değil bu. Bu arılarla nasıl savaşılıyor acaba ya? Şimdi arılar ne abi? Şey değil mi? Şunu alsam elime. Merak ediyorum, ne olacağını görmek istiyorum. İğne, kül. Bana pek faydası olmadı. Çiçek yemek bir can yükseltiyor arkadaşlar. Daha önce denemek istemiştim. Şimdi canımız düşük olunca denedim. Hem akıl sağlığımı yükseltiyorum, hem can sağlığımı yükseltiyorum ama benim akıl sağlığım gidiyor. Karakterin akıl sağlığı artıyor ama benimki gidiyor çünkü asabım bozulmaya başladı. Yani yapacak bir şeyler bulamıyorum. Bufalo abilerimiz yani sağ olsunlar. Hiçbir bile arttırmıyor abi canımı. Ne olur ne olmaz ben bir ışık kaynağı üstümde bulundurayım da.
Evet, buralar nehir. Tamam, 105'e kadar. Aa! Oo, çok iyi bir yer buldum. Üç tane de havuç var orada. Havuçları bilerek şu anda almıyorum. Tamam, akıl sağlığımızı da toparladık bayağı bir. Evet, şu alanda güzel bir şey bulduk. Ne denir ona? İncir madeni buldum. Şu büyük ağacı da keseyim. Oha. Bu ne oğlum? Abi neden saldırıyorsun bana? Bir tane ağaç kestim alt tarafı. Git git hadi git. Gelme. Sakın gelme, sakın. Ben şöyle bu falolarımı bir kontrol edeceğim, hem de tavşan yuvalarıma bakacağım, tuzaklarıma daha doğrusu. Çok güzel. Şimdi hemen bu etimi pişireyim. Şimdi şu tohumları nasıl kullanabileceğimi, evet. Gece uyuyorlarmış. Gece uyuduklarını bilmiyordum. Üç tane daha gübreleyebilirim. Tamam, güzel. Abi sen herhalde peşimi bırakmayacaksın benim. Ağaç dikmem lazım da nasıl dikeceğim ağaç? Öyle bir şey söylüyorlardı arkadaşlar çünkü. Abi bu nasıl ölecek ya? Vur kaç taktiği yapıyorum da. Acaba bu ölüyor mu? Hadi Wilson. Abi 58 canım var.
Valla. Ay. Oğlum ölsene lan. Don't Starve Together'da ağaç korucusu herhalde bu. Allah bir tane daha saydım. Oo, 50 vurdu hem de. 50 koydu, 50 koydu. Abi. Çiçekler nerede çiçekler? Oy. Hemen yukarıda şurada bir şey varmış. Benim. Allah, burası da hep kurbağa doluymuş. Kurbağalar tehlikeli abi. Heh. Hacı sen bana sağlık veriyorsun da aman atıştırmalık veriyorsun da hep bir ve şey. Arkadaşlar o ağaç adam ölüyor mu? Bana bilgi verin. Yani ben bilmiyorum. Topla da nasıl topla onu? Hava kararmaya başladı. Adam bit iki tane geçirdi. 100 canı indirdi. Oy oy. Ne oldu şimdi ben onu yedim? Karakter iyice kafayı sıyırmaya başladı. Ekranım dondu. Abi değişik bir ses geliyor yine ya. Piyasadaki çiçeklerin hepsini yiyeceğim herhalde. Abi bu tazıdan nefret ediyorum, bu lanetli tazıdan ya. Ya bu niye bana saldırıyor ya? Ben onu anlamış değilim. İki taneler bir de. Bu lanetli tazıdan nasıl kaçıyoruz? Lanet olsun. Evet arkadaşlar, Don't Starve Together'da 12 gün dayanabildik. Bakalım bir sonraki seferde kaç gün dayanacağız. Bana yardımlarınızı mutlaka iletin çünkü oyunu daha çözemedim. Oyun oldukça zor. İzlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.